Orta Çağ dönemi su tesisatının ve elektriğin yaygın olmadığı bir dönemdi. Bu nedenle insanlar modern hijyen standartlarına uymak konusunda sınırlı imkanlara sahipti. Bu dönemdeki insanlar günümüzdeki gibi sık sık yıkanma imkanına sahip değildi ve bu nedenle daha sıklıkla temizleniyorlardı. Bu yüzden o dönem insanları kirli ve kötü kokuluydu. Ama çok daha fazlası var. Eğer hazırsanız burnunuzu tıkayın. Orta Çağ yolculuğumuz başlıyor. Bir, banyo. Orta Çağ ve hijyen denilince akla tek bir soru geliyor. O da Orta Çağ insanları banyo yapıyorlar mıydı? Öncelikle Orta Çağ'da hijyen sorunu sadece zenginleri ilgilendiren bir durumdu. Saraylardaki banyo odalarında hem sıcak hem de soğuk su akan ilkel muslukları vardı. Bu lüks ve temiz yaşam sadece en görkemli kraliyet konutlarıyla sınırlıydı. Diğer insanlar içinse hijyen büyük bir külfetti. Çoğu insan yoksuldu ve evlerinde küvet, leğen ve ibrik bulunmuyordu. Bu yüzden yaz aylarında nehirlerde ya da göllerde yıkanıyorlardı. Ne yazık ki buralarda yıkanmak da çoğunlukla can kaybına neden oluyordu. İnsanlar yıkanmak isterken boğularak hayata veda ediyordu. Kış aylarında durum biraz daha zorlaşıyordu. Çünkü su ısıtmak için harcanan yakıt yoksul insanlar için büyük bir masraftı. Özellikle kış aylarında banyo yapmak dönemin en büyük lüksü sayılıyordu. Hatta yakıt maliyeti o kadar yüksekti ki keşişlerin yılda 2'den fazla yıkanması yasaklanmıştı. Bunun yanında Orta Çağ tıbbi alanda tek bir doğrunun olmadığı bir dönemdi. Bazı doktorlar banyo yapmanın derideki gözenekleri açtığını, bu nedenle salgın hastalıkların bulaşma riskinin arttığını iddia ediyordu. Ancak diğer kısmı banyo yapmanın hastalıkları önleyebileceğini düşünüyordu. Hatta geceleri banyo yapmanın soğuk algınlığını iyileştirdiğini iddia ediyorlardı. Bilinenin aksine Orta Çağ'da yaygın bir hamam kültürü vardı. Ancak bu mekanlar sadece yıkanmak için değil, sosyalleşmek için de kullanılıyordu. Hatta günümüze kadar uzanan önemli yapılar da var. Yıkanmanın yanında sosyal ilişkiler kurulan, spor yapılabilen, oyunlar oynanan, pazar yeri gibi yiyecek satın alınabilen kompleks yapılardı. Dolayısıyla halkın da uğrak mekanlarından biriydi. 2. Tuvalet. Gelelim Orta Çağ'daki tuvalet alışkanlığına. Öncelikle eğer Orta Çağ'da yaşıyor olsaydınız gölden asla su içmeyi aklınızdan dahi geçiremezdiniz. Çünkü o dönemde nehirler ve göller umumi tuvalet olarak kullanılmaktaydı. Sadece bazı zengin ailelerin evlerinde tuvalet vardı. Diğerleri ise yakındaki su kaynaklarında ihtiyaç gideriyorlardı. Bu da kısa süre içinde içme suyu kaynağı bulmayı sorun haline getirdi. Çünkü tüm su kaynakları pisti. Bu yüzden Orta Çağ'daki insanlar genellikle göletlerden su içmediler. Bunların onları hasta edeceğini anlamışlardı. Bunun yerine çoğunlukla alkollü içecek içtiler. Hamile kadınları bile su yerine şarap içmeyi teşvik ediyorlardı. Bunun yanında bazı şehirlerde ortak kullanılan tuvalet alanları vardı. Kimi insanlar da lazımlık ya da çöp kuvası taşıyor, atıklarını ise lağım çukuru yoksa nehirlere boşaltıyorlardı. Ya da bazıları evlerinde tuvaletlerini yaptıkları kovaları balkondan aşağı boşaltıyorlardı. Orta Çağ'da sokakta dikkatsizce yürüyorsanız aniden idrara bulanmış olabilirdiniz. Tüm bunlar da sokakların aşırı kötü kokmasına neden olmaktaydı. İnsanlar da burun torbaları takıyorlardı. Burun torbaları insanların kokuyla başa çıkmasına yardımcı olacak çiçekler içermekteydi. 3. Diş fırçalama. Orta Çağ'daki diş hekimlerinin 14. yüzyıla kadar berber olduklarını biliyor muydunuz? 1308 yılında berber loncasından ayrılan dişçiler anestezi olmadan diş çekme işlemi ve diş temizliğinin yanında nitrik asitle diş beyazlatıyorlardı. Diş temizliğinin öneminin farkında olan Orta Çağ insanları uyandıklarında dişlerini suyla çalkalıyorlardı. Özellikle nane ve mercan köş gibi bitkilerden yapılan tozlarla dişlerini ovuşturuyorlardı. Fakat yoksul halk dişlerini ovuşturacağı malzemelere her zaman erişemiyordu. Zenginler ise her alanda olduğu gibi dış fırçalama lüksüne de sahipti. Sabah rutinlerinde el ve yüz yıkamadan sonra diş fırçalamak vardı. 4. Yara tedavisi. Orta Çağ'da insanlar açık yaraları tedavi etmek için idrarı kullanıyorlardı. Ancak bu yöntemin bazı sorunları vardı. İdrar tamamen steril bir çözüm olmadığı için içinde az miktarda bakteri vardı ve bu da kişileri mikroplara maruz bırakma riski taşıyordu. Şans eseri modern antiseptikler sayesinde artık böyle bir riskle karşı karşıya kalmamız gerekmiyor. Ve tedavi konusunda modern tıbbın sunduğu çözümleri kullanabiliyoruz. 5. Çamaşır yıkamak.
Geçmişte tuvaletin, duşun ve diş fırçalamanın ne kadar zorlu olduğunu öğrendik. Çamaşır yıkamak da tahmin edersiniz ki hiç kolay değildi. Lekeli giysileri yarım saat süte batırırlardı ya da lekenin türüne göre üzerine tereyağı sürerlerdi. Daha sonra gece boyunca amonyum ve çamaşır sodası karışımının içinde bekletirlerdi. Çamaşır yıkamanın ertesi günü sabahın 4'ü ya da bazen daha erken olacak şekilde en az 2 saat önceden kalkarlardı. Çünkü onları bir sürü iş bekliyor olurdu. Çamaşırları sıcak sabunlu suyla dolu büyük bir leğen ve doli denen bir şeyle yıkarlardı. Bu şey modern çamaşır makinenizdeki çalkalayıcı ile aynı işleve sahipti. 6. Diğer. Bitter ve haşere sorunu orta çağda o kadar yaygındı ki insanlar haftada bir buluşup birbirlerinin saçlarını kontrol ediyorlardı. Özellikle hayvanlarla birlikte yaşayan veya hijyen koşulları zayıf olan kişiler için bu durum oldukça normal kabul ediliyordu. Bit problemini hafife alan insanlar, bit ayıklama etkinliklerini sadece kişisel bakım için değil, aynı zamanda sosyalleşme fırsatı olarak da kullanıyorlardı. Orta çağda insanlar oldukça ilginç yöntemlerle temizlik sağlamaya çalışıyorlardı. Gerçek hijyen anlayışı ise düzenli el yıkamanın önemini mikropların keşfi sayesinde kavradık. Ancak el yıkamanın yaygınlaşması ve günlük bir alışkanlık haline gelmesi için yüzyıllarca süren bir zaman gerekti. Sonuç olarak günümüz dünyasında yaşadığımız için şanslıyız, değil mi? Orta çağdaki hijyen anlayışıyla alakalı görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.